Yıllık hedefimiz %20 büyümeydi. Yıl sonunda 1 milyon ton gibi bir hedefimiz vardı. Ne mutlu ki doğru bir hedef koymuşuz ve sektörümüz 154 ülkeye ihracat yaparak bu başarıyı sağladı ve yılı 1 milyon tonla kapatacağımızı şimdiden söyleyebilirim. 2017 yılının 10. ayında gerçekleşen makarna ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %23,2 artarak 860 bin tona ulaştı. Yıllık 20 bin ton kota var. Bu 20 bin ton birkaç ay içerisinde doluyor. Dolayısıyla yeterli değil. Hatta hiç yeterli değil. Bunun tamamen kaldırılması veya çok yüksek bir rakama çıkartılmasını bekliyoruz. Çünkü dünya pazarlarına baktığımızda aslında kalitemizle, fiyatımızla rekabet edebiliyoruz. Yani Avrupa Birliği'ni bu ihracatın dışına çıkardığımız takdirde biz İtalya'ya geçmiş durumdayız ihracatta. Şu an genel istatistik içerisinde ülke olarak ikinci görünüyoruz. Ancak İtalya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracatı çıkardığımızda dünya pazarlarına yapılan ihracatta Türkiye en büyük ihracatçı ülke. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu hem iç piyasada hem de dış piyasada iyi bir yıl geçirdiklerini söyledi. Buğdayın yurt dışı piyasalarla rekabet edebilir durumda olması, ülkemiz sanayicisinin artık yüksek teknolojiye yatırım yaparak daha kaliteli ürünlerle uluslararası rekabete açık olması, tüketicimizin bilinçlenmesi iç piyasadaki tüketimin artışına etkili ve artık bütün dünya Türk makarnasını kalitesiyle, fiyatıyla, lezzetiyle kabul etti, benimsedi ve bu pazarda her geçen gün büyüyor sektörümüz adına. Külahçıoğlu, Ekonomi Bakanlığı'yla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın politikalarının artışta etkili olduğunu belirtti. Makarna sektörünün önemini, ülkemiz için önemini, yarattığı istihdamı, kazandırdığı dövizi ortaya koyacak argümanlarla Avrupa Birliği'ne bu dokümanlarla gitmeye çalışacağız. Dernek olarak akademik çalışmalara da ağırlık verdiklerini aktaran Abdülkadir Külahçıoğlu, Gaziantep'te ilk kez düzenlenen makarnalık buğday çalıştayında sanayici, üretici, üniversiteler, tohum geliştiriciler ve firmaların bir araya gelerek ihtiyaçları tartıştığını ve verimli bir çalışmaya imza attığını sözlerine ekledi.